6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde tüm hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine geçtiğimiz günlerde başta Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her felaket sonrasında da istifa etme erdeminde bulunmayan ya da bulunmayanları söz konusu kendi şahsi ikballeri ya da siyasi emelleri olduğunda da asla istifa etmekten geri durmayanları ve her konuda adeta milletin aklıyla dalga geçer gibi helallik isteyenlere de hakkımı helal etmiyorum. Biliyorsunuz bugün 21 Mart. Bugün Asya'dan Balkanlara oldukça geniş alanda yaşayan halklarımızın bayramı. Ortak kültürümüzün mirası, bolluğun, bereketin sembolü Nevruz kutlu olsun. Evet, biliyorsunuz sadece ve sadece 54 gün sonra 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde 13. Cumhurbaşkanını ve 28. dönem milletvekillerini seçeceğiz. Bu seçim öyle bir seçim ki aziz milletimiz Yüce Türk Devleti'nin 2. yüzyılında nasıl yönetileceğinin seçimini yapacaktır. Şimdi soruyorum değerli konuklar. Her karşıt görüşte olanlara sen şucusun, sen bucusun diye mi yaşamak? Yoksa her fikrin özgürce tartışıldığı bir Türkiye'de mi yaşamak? Halkın vergileriyle milletin parası millete lütufmuş gibi bizim olanı sanki kendininmiş gibi sunulmasını mı istiyorsunuz? Yoksa adil bir şekilde her hizmeti eşitçe dağıtan adaletli ve liyakatli kadrolarla yönetilmek mi istiyorsunuz? Egemenliğin bir kişide mi olmasını istiyorsunuz? Yoksa hakimiyetin her daim millette mi olmasını istiyorsunuz? O kadar heyecanlı, o kadar arzulu,